Epilepsi tedavilerinde kullanılan ve yalnızca yeşil reçete ile verilebilen bu ilacın piyasa değerinin 3 katı üzerine uyuşturucu madde olarak satıldığı tespit edildi. Bu ilacı satan, aracı olan ve alan kişiler hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son yıllarda madde bağımlıları tarafından aslında kökeni bir tedavi edici ilaç olan pregabalin etken madde var. Bu etken maddenin ilk keşfediliş amacı epilepsi, yani sarı hastalarında iyi geldiğine dair piyasaya sunulmuş bir ilaç. Bu ilaç nörotransmitter kavşak dediğimiz sinirlerdeki enerji atlamalarında ve iletilerinde aşırı enerji iletiminin önüne geçmek için tedavi amacıyla kullanıldı. Zaman içinde baktılar ki sinir harabiyetlerinde, sinir hastalıklarında iyi geliyor. Yani asabiyet anlamında psikiyatri değil de normal vücuttaki enerji iletimini sağlayan, hassasiyeti sağlayan sinirlerde iyi geliyor. Geçmiş dönemlerde bunu ihtisasına taalluk ettiği için nörologlar, psikiyatristler, fizyoterapi, FTR uzmanları, ortopediciler bunu reçete ediyordu. Fakat devletimiz son zamanda şunu gördü ve dünyanın birçok yerinde şu görüldü ki bu madde bağımlıları açısından da keyif verici olarak kullanılıyor. Madde bağımlıları bunu kullandığında anksiyete dediğimiz endişenin tamamen ortadan kalktığı, halüsinasyonlar, sanrılar gördüğü, kendini çok güçlü hissettiği, özgüveninin tavan yaptığını görünce madde bağımlıların bunu kullandı, hatta arttırarak dozlarda kullandı. Bu tip insanın tabii bu beklenen bir durum değildi. Madde bağımlılarının bunu kullandığını görünce devlet doğal olarak, devletin organları bunun artık toplumda bir keyif verici madde olarak kullanıldığını görünce de 2019 yılında eczacılar açısından yeşil reçete dediğimiz renkli reçete, yani uyuşturucu madde statüsüne alındı. Temeli bugün bilinen manada bir uyuşturucu mudur? Hayır, değildir. Temeli konvülsan önleyici, yani epilepsi önleyici, fibromiyalji dediğimiz ağrılarda ve sinir ağrılarının giderilmesi için kullanılan bir ilaçtır. Maksimum 600 mg'la tedavi edici etkinlik, ama madde bağımlılarda bunun son zamanda günde 103 tablete kadar ulaştığı görüldü. Dolayısıyla tıbbın kullanımından daha çok keyif verici amaçla, sanrı görmek, özgüveni arttırma amacıyla kullanıldığı görülünce de bu sefer talep arttı. Talep artınca ne oldu? Suçlularda kullanılınca ortaya da bir suç çıktı. Bunun uyuşturucu madde kapsamına alınması çok doğrudur. Kontrolünün mutlaka yapılması lazım. Bu ne yapacaktır? Hayal, sanal bir kısa dönemde sanal bir yaşam oluşturacaktır. Canlıyken cansız hale geleceksiniz. Aslında bu dünyada yoksunuz. Öldünüz. Şiddetle uzak durulmalı. Sigaradan çok daha az bir yoksunluk sendromu yaratacak bir şey. Bununla mutlaka mücadele etmemiz lazım. Değerli izleyiciler, hani meraktan acaba ben de mi alsam? Zaten aman aman bir kutuyla aşağı yukarı 28 günlük tedavi yapabiliyoruz. Onlar 3 kutuyla bir günlerini kurtardıklarını sanıyorlar. Şiddetle uzak durulması gereken bir şey. Hekimlerimiz çok dertli. Onlar da mesela bir takım hakikaten ihtiyacı olmadığı halde kendine hasta süsü veren madde bağımlılarının tacizine, taziyine maruz kalıyorlar. Biz de bu noktada risk altındayız. Emniyet yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Diyoruz ki nöbetçi eczaneler civarında ring sayısı, devriye sayısı arttırılsın. Çok ilginçtir, benim meslekte aşağı yukarı 28 yılım doldu. Ben morfin için bile bu kadar taciz görmedim. Son 2 yıldır bu pregabalin dediğimiz ilaç için inanılmaz taciz görüyoruz. Antep'te oldu, Afyon'da oldu, Muğla'da oldu. Eczanenin camını canı indirdiler, bıçakladılar, ciddi hayati risk, hayati tehdit atlattı. Eczacımız ve eczane çalışanlarımız çok riskli, ölüm riski olabilir bu dozlarda, letal doz, çünkü çok yüksek bir doz alıyorsunuz, şiddetle uzak durulmalı. Aktarır mısın? 546. Evet.
Sendeki öyle bir şey olmaz. Ne anlamadım ki? Gerçi şey herhalde. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ulan sen nasılsın? Ben iyi geldim. Şöyle birkaç kişi de şurayı. Birinci kat mıydı? İki tarafta da olabilir. Ne var sen şu an? Diğer tarafta da. Yok, bu hangi daire? Ha. Ay polis, ay! Aç kapıyı polis! Çek! Aç kapıyı! Abi nereden nereye gidiyorsun? Bunlar arabası. Ben bugün ne arabası?